Kahramanmaraş Süleyman Üniversitesi Hastanesi'ne dönelim. Profesör Doktor Hafize Öksüz Tıp Fakültesi Dekanı, Anestezyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Başkanı. Sevgili hocam, iyi akşamlar. İyi akşamlar Erdoğan Bey. Hocam, o kadar mutlu olduk ki orada çok acılar çektiniz, çok sıkıntılar çektiniz. 7/24 çalışıyorsunuz ama 258 saat sonra 30 yaşında bir kadın Neslihan Kılıç çıkarıldı. Ve şimdi sizin hastanede kontrol altında. Ben de dedim ki bağlanan muhabire, muhtemelen yoğun bakımdadır ve Hafize Hoca onu bir eline alır, oradan koşarak çıkar bir süre sonra diye espri bile yaptım. Nedir durumunuz hastanede, neler söylersiniz? Son günlerde çıkan vakalar deprem enkaz altından, bunlar yaşam alanını iyi oluşturdukları için biraz daha iyi. İlk zamanlardaki ciddi kayıplar, organ kayıpları, ekstremite kayıpları olmayan kişiler, bu kişilerden son 3-4 gündür gelenler gerçekten çok iyi durumda. İlk 24-48 saat takip edildikten sonra taburcu edilenler ya da daha iyi gözlem altında tutulan kişilerdir. Biz şu anda bunları görmekten dolayı çok mutluyuz. Ben bugün hastane dışına bir izin alıp çıkmıştım arkadaşlardan. İnanın işte biz de 258 saattir uyumuyoruz. Ama Süçimam Üniversitesi Tıp Fakültesi olarak da üniversite rektörümüz, başhekimimiz, tüm öğretim üyesi arkadaşlarımız, araştırma görevlisi arkadaşlarımız, değerli hemşirelerimiz, destek personellerimiz çok yoruldu, çok iyi çalıştı. Ve tüm Türkiye'den bize gelen sağlık çalışanı, hekim, hemşire, bütün arkadaşlarımıza çok çok teşekkür ediyoruz. Ama 258. saatte bu tür kurtarılışları görmek, inanın o ilk günlerde gördüğümüz üzücü olaylardan sonra bize mutluluk veriyor. Bundan sonra artık inşaatların yapımı, şehirlerin yapımıyla ilgili devlet önlemlerini alır. Türkiye bir daha bu tür olayları hiçbir yerde yaşamaması gerekiyor. Ben TV100 ekibine de bu süreçte bize olan desteklerinden dolayı çok çok üniversitem adına, şehrim adına çok çok teşekkür ediyorum. Başka soracağınız bir şey varsa hocam, bir iki şey yoksa çok yordunuz da. Tabii ki, buyurun Erdoğan. Biliyorum Bey. Sizi çok yorduk. Fakat önemli değil. Şimdi 11. saat, özür dilerim, 11. günde elbette ki vücut bir takım tepkiler vermiştir ama ben umutla beklemekten yanayım hala. Çok mu toz pembe bakıyorum? İlla birileri daha çıkarılır diye düşünüyorum orada. Zaten bir tıp insanı olarak ne dersiniz? Arama kurtarma çalışmalarında şöyle, yaşam belirtisi ısı ölçerlerle seslenerekten, işte özel eğitimli, gerçekten çok iyi ekipler geldi hem ülkemizden hem de yurt dışından. Yaşam belirtisi olan yerde çalışmaları daha dikkatli bir şekilde yaparaktan son günlerde bayağı bir canlı kurtarılan olgular oldu. Dikkatli çalıştıklarını size söyleyebilirim. Ama 11 il, özellikle Adıyaman, Kahramanmaraş ve Antakya'daki şehirler çok çok etkilendi. Ne kadar ekip sayısı varsa ekiplerin yaşam belirtisi buldukları yerdeki araştırmalarını daha titizce yaptıklarını sahadaki arkadaşlarımdan iletebilirim size. Hocam, Maraş biraz daha kendine gelince, siz de kendinize gelince sizi İstanbul'a davet etmek istiyorum. Hem stüdyoda TV100'de anlatın, hem ne bileyim, gelin işte. Ben 34 yıldır Maraş'a hizmet veren ve Maraş'ı seven bir insanım, tüm arkadaşlarım gibi. İlk planımız, üniversitemizi e-mail'i gördükten sonra biz de İstanbul'a gelip sizleri görmek, yaşadıklarımızı bu ildeki arkadaşlarla anlatıp, çünkü Türkiye gerçekten deprem bölgesi, deprem öldürmüyor. Yapılaşma ve inşaat sektöründeki yanlışlıklar öldürüyor. Bu olay Türkiye'yi en az 10-20 yıl geriye iter. Bunun için gerekli önlemlerin alınması gerekiyor.
Ve bu yaşadıklarımızdan da ders çıkarmamız gerekiyor değil mi hocam? İnşallah bu bundan ciddi ders çıkartırız. Hafize hocam, son olarak bir ihtiyacınız var mı üniversitenin, hastanenin daha? Hem buradan dile getirin, hem biz bir şey yapabilir miyiz? Sizin tıp fakültesi için var mı bir eksiğiniz, ihtiyacınız? Sağ olsun, yani her konuda, yani bizim mesleki uzmanlık kuruluşlarımız, ondan sonra Türkiye'deki gönüllü örgütler, devletimiz, gerekli yardımlar. İlk günlerdeki kargaşada belki bir iki günde bir sıkıntımız oldu ama şu anda ilaç malzeme konusunda sıkıntılarımız var. Sadece özellikle yine belirtiyorum, Maraş, Adıyaman ve Antakya'da insanların barınabileceği, konaklayabileceği, insani koşullarda yaşayabileceği ev sayısı çok az kaldı. Bununla ilgili desteklerin olması gerekiyor. Halk sağlığı, bundan sonraki en önemli problem halk sağlığı problemi, enfeksiyon hastalıkları, toplu yaşamla ilgili. Yani bunlarla ilgili de zaten önlemler bakanlık tarafından, hastaneler tarafından planlamalar yapılıyor ama buradaki en önemli olay şehirlerdeki çadır kentlerin oluşturabileceği sorunların önüne geçmek için her şeyi çok önceden planlamak gerekiyor. Sevgili hocam, çok teşekkür ediyorum. Bir kez daha sizlere tebrik ediyorum yaptıklarınız için. Teşekkür ediyorum. Görevimiz. Ersan Hoca da teşekkür ediyor size. Bütün Türkiye teşekkür ediyor aslında. Biz, sağ olun, var olun. Biz de tüm Türkiye'ye teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Görüşmek üzere hocam. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. İyi günler. Ben gittim gördüm sütçüyüm ama. Geçen hafta sonu bir de Türkiye'nin her tarafından bütün genç doktorlar, evet, tıp fakültesi öğrencileri dahil, sordum tıp fakültesi öğrencileri, mesela Cerrahpaşa'dan, Medipol'den, buradan, ne yaptınız, sizin ehliyetiniz yok, hasta taşıdık dedi, pansuman yaptık dedi, not tuttuk dedi, elimizden geldi. Olağanüstü hal, mücbir sebep varsa artık kim ne yapabiliyorsa, yani o anda tufan, yani kim ne yapabiliyor, ne elinden geliyorsa o ilk her türlü müdahaleyi yapıyor.